Bugün Üyük köyümüzdeyiz. Bilal abim ve çiftçi kardeşlerimizle pancar sökümüne geldik. Çorum'da pancar sökümü başladı ama 16 polar olan ürün şu anda 2350 lira civarında. Evet, 16 vekilim. Poları bulmaları da biraz zor diyorlar. Zor vekilim. 16 poların altında da 2000 lira, 1800 lira civarında fiyat veriyor. Bu fiyatlar sizi kurtarıyor mu arkadaşlar? Kurtarmıyor. Şu anda buğdaydan, ayçiçeğinden, diğer ürünlerden, özellikle soğan, patates bu bölgede çok ciddi yetişiyor ama onlar da tallada kaldı. Soğanlar 4 lira, 5 lira. Vekilim ben bu sene çiftçi olarak değil de işçi olarak çalışaydım, çok müthiş para kazanıyordum. Bir için yemeğe 800 lira. 20 dönüm o bayan soğan ektim, olarak. Bayan için. 20 dönüm soğan ektim, 200 milyar işçiye para verdim. Otu yok, gübresi yok, suyu yok. Hiçbir şey yok işçiliği. Şu anda bu pancarlar zarar mı, kar mı? Ne yapıyorsunuz? Küllü zarar. Benim de yok şefim. Şimdi bu arkadaşım bak, ben kaç gündür pancar söküyorum. Büyük köyünde. Birinci sınıf pancar bunun. Benim olsa ne olacak? Aa, versin de yedi ver. Durum nasıl? Bir anlatın bakalım. Vallahi vekilim işte pancarımız suladı. Pancarımı iyi, bakımı iyi yaptım ama polar yakalama şansımız, 16 polar yakalama şansımız çok zor. Çünkü bir de dolu yağdı. Evet. İki sefer dolu yağış oldu. Pancarlarımızın şekerleri düştü. Yani söküm yapmak bir çare değil yani şu anda. Söküyoruz ama mecburiyetten söküyoruz şu anda. Tarlada bırakmayacaksın tabii canım. Vekilim, poların %80 bir de şu var bak. Bu kuru yaprak yok mu vekilim? Evet. Kuru yaprağı kuru diyor, tekrar sürgün veriyor. Sürgün verince polar düşüyor. Polar düşüyor. Ha, bunun ilacı var mı? Var diyorlar. Atıyor ama hiç faydasını görmüyor. Tekrar yaprağın çalıştığından dolayı vekilim, o da şeker oranı mecburen. Bir de şey var değil mi? Kotanız var. Kotayı aşarsan var. Ceza. Kotayı aşarsan ceza değil. Yani düşük maliyet de alıyor pancarı. Ama kotayı yakalayamazsan Birim de alamıyoruz. Valla biz miting yaptık işte, şeker vatandır, fabrikalar satılmasın dedik ama çiftçimiz o zaman bizi anlamadı. Şimdi gerçekten çiftçi zor durumda. Çok mağdur vekilim. Biz çiftçiyi kanma vekilim, karnımız doymuyor. Arpayı suladım, 70 kilo aldım. Buğdayı suladım, 100 kilo aldım vekilim. Benim gübremin parası mı, mazlumun parasını mı karşılayayım? O kadar çoluk çocuk buna çalışıyor. Onun rızkını mı karşılayayım? Valla zor durumda çiftçimiz. İnşallah hükümet bu sesinizi duyar, gerekli önlemleri alır. Çünkü şu anda normal şartlarda bizim anayasadaki yazan nedir? Çiftçiye milli gelirimizin %1'ini destek olarak vermek zorunda. Ama maalesef yok. O %1 milli gelirden %1'i size vermiyor. Kime veriyor? Beşli çetiye veriyor. Ne yaptı geçenlerde? Milli piyangoyu sattığı yandaş arkadaşları %20 pay alıyordu. Bu payı %10'a düşürdü. Şimdi milletten ekstra vergi almaya çalışıyor.